أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما إلى آخر الآية صدق الله العظيم Değerli kardeşlerim, Rahman'ın kullarının vasıflarını sayıyorduk. Hani hatırlayacaksınız, arzda mütevazi bir şekilde yürüyen, gece namazları kılan, cahillerle muhatap olmayan, cehennem azabından korkan, harcadıklarında israf ve cimrilik yapmayan, Allah'tan başkasından fayda ve zarar beklemeyen, hiçbir cana kıymayan, zina yapmayan, eğer yanlış yapmışlarsa, ankari bir zaman tövbe eden, Allah'a gözyaşı döken, yanlış yaptım ya Rabbi beni affet diyen kullar, Rahman'ın kulları, şanslı kullar, Allah'ın lütfettiği, bahşettiği kullar, devam ediyor vellezine, o kullar ki, o Rahman'ın kulları ki, la yeşhedüne züra, züra şahit olmazlar. Buna ulema mana verirken zür ne demek? Allah'tan uzaklaştıracak her şey demişler. Yalan yere şahitlik yapmaktan tutun da müzik dinlemeyi bile bu işin içine sokmuş ve bunların yasak olduğunu söylemişler. Belki bunu hiç duymadık. Hele bu asırdaki ekranlara çıkıp da müzik ruhun gıdasıdır diyenlerin bulunduğu bir toplumda hocam sen de durup durup bir şeyler çıkarıyorsun Allah aşkına yahu bu kadar da sıkma anlamında asla konuşmamalı. Bunlar kafadan söylenilen şeyler değildir. Bakın dikkat buyurun. Mektubat-ı İmam-ı Rabbani, oryantalistler bunu sevmezler. Neden İmam-ı Rabbani Hazretlerini sevmezler? Ehli sünnet dışı bütün gruplar düşmandır İmam-ı Rabbani Hazretlerine. Çünkü delilsiz hiçbir şey söylememiştir. Ayetlerle, hadislerle bütün o yaptıkları, yanlışları ortaya çıkarmıştır. Onun için hepsi de düşmandır İmam-ı Rabbani Hazretlerine. Mektubat-ı Şerif bugüne kadar gizli kalmış birçok şeyi ortaya çıkarmıştır. Muazzam bir çalışma sistemi yapmıştır. Ve bugün olan bütün fitneler kendi devrinde olduğu için delilleriyle cevaplar vermiştir onlara. Yine 266. mektupta bakın ne diyor. وَعْلَمْ بِلْ ki اَمَّا الرَّقْسَ وَالسَّمَاءَ Raks etmek, oyun oynamak var ya raks, oyun oynamak, dönmek şöyle. Şimdi bazıları bunu ibadet diye yapıyor. İlahi çalıyor, ilahiyle üç ayak oyun oynuyor. Allah Allah, ne adına yapıyorsun bunu? Tasavvuf adına yapıyorum diyor. Allah'tan korkar insan yahu. Bu şeytanın maskaralığıdır bu. Bunun tasavvufla bir alakası yoktur. Bunu söyleyen yanlış konuşur. Böyle şey olabilir mi? اَمَّا الرَّقْسَ وَالسَّمَاءَ Müzik ve raks dahilun fil hakikati gerçekte dahildir. Nereye? Fil lehvi ve la'bi. Leh ve la'ib var ya Kur'an'da oyun, oyuncak, müzik ha oraya dahildir. Ve kavluhu teala Allah'ın şu kavli estaizu billah Lokman suresi ve minen nasi men yeşteri lehvel hadis bazı insanlar vardır ki hadisin sözün boşunu ele alırlar onunla oyalanırlar onu satın alırlar dediği o lehvi hadis var ya el ayet bu ayet nazilun fi şe'nil mem'i anil gina teganniden, türküden yasaklamak için Allah'ın gönderdiği bir ayettir buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kema kâle mücahid, İmam Mücahid'in söylediği gibi ki ellezî hüve, o İmam Mücahid Tilmüz İbni Abbas ve min kibari tabi'in tabi'inin büyüklerinden ve İbni Abbas'ın da talebesi. İbni Abbas kim radıyallahu anh? Efendimizin sahabelerinden. Hazreti İbni Abbas radıyallahu an onun talebesi İmam Mücahit tabiinin büyüklerinden dedi ki emmel murade bilehvil hadis
Bu nehr-i hadisten murat ayette geçen el-gına'u türküdür. Fil medariki, medarik isimli tefsirde lehvül hadis, lehvül hadis, es-semeru vel-gına. Türkü ve müzikle ilgili toplanılmış sıra geceleri var ya, o ve gına, türkü, onu yasaklıyor bu ayet diyor. Medarik isimli tefsirde. Ve kâne ibn Abbas ibn-i Abnas ve ibn-i Mesud radıyallahu anh yahlifani yemin ederek dediler ki ennehül gına, Allah bu ayetle türküyü yasakladı, şarkıyı, müziği yasakladı dediler değerli kardeşlerim. Ve kâle mücahid, yine İmam Mücahid şöyle söyledi. Fî kavlihi teâlâ vellezîne lâ yeşhedûne zûra. Az önce okuduk ya, Rahman'ın kulları zûre şahit olmazlar. İmam-ı Mücahid demiş ki, buradaki lâ yeşhedûne zûre'den maksat lâ yahzurûnel gînâ. Türkü meclislerinde bulunmaz onlar. O tür eğlencelere katılmazlar onlar buyurdu. E hocam ne yapacağız? Peki Allah aşkına dünyanın tadı, lezzeti ve zevki türküyle mi? Oyunla mı? Oyuncakla mı? İmam-ı Rabbani Hazretleri 251. mektupta namazdan gıdasını, zevkini, tadını alamayanlar kalplerindeki bu açığı ve bu boşluğu türküyle doldurmaya çalışırlar buyurdu. Bu odur. Bakın değerli kardeşlerim, kiliselerde bugün müzik vardır. Nedir bu müzik? Bizdeki ilahinin karşılığı. Bu müzik kiliselere girerek kiliselerden namaz çıkmıştır. Onlarda da namaz vardı. Kiliselere müzik girmiş ve namaz çıkmıştır. Biz de hızla buna doğru gidiyor şu anda. Ramazan teravihlerine dikkat edin. Camilerin yanlarında tasavvuf musikisi diye müzik meclisleri kuruluyor. İçeride namaz kılanlarla müzik dinleyenleri kıyasladığın zaman müzik dinleyenler namaz kılanlardan çok haline geldi. Camide, teravihte cemaat yok ama binlerce insan müzik dinlemeye geliyor ve bunu Ramazan eğlencesi olarak takdim etmeye başlanıldı. Peki bu yakında caminin içine girer mi? İlahi okuyoruz adında girer. Nereden biliyorsun hocam? E imamlar şu anda musiki dersi alıyor. Biliyorum ben. Musiki dersi alıyor. İftira etmiyorum. Nota dersi alıyor. Kur'an'ın ayetinden haberi olmayan, bir miras hukukunun varlığından haberi olmayan din görevlisi musiki'den haberi var. Bu er geç camiye sokulacak ve bu namazın önüne geçecek. İbadetin önüne geçecek. Göreceksiniz bunu. Allah bir şeyi yasaklıyorsa boşuna değildir bunlar. Sokaklarda başı örtülü kadınların elin bunun erkeğinin karşısında utanmadan oyun oynamasını neye bağlıyorsunuz siz? Nasıl bir ibadet ruhu, nasıl bir ahlak, nasıl bir Allah şuuru bu? Müslüman dikkat edecek değerli kardeşlerim. Kolay değil bu işler. Bir yerden taviz verirsen onun ucu açıktır. Nereye gideceğini sen bile tahayyül edemezsin. Allah muhafaza eylesin diyeceğiz. Bakın ne buyuruyor? Mektup uzun, ben kısa aldım. Ve hukiye an imamil hüda İbni Mensuril Maturidi. İmam Ebu Mensur Maturidi kim bu? Bizim itikatta mezhep imamımız. İmam Ebu Mensur Maturidi, itikatta mezhep imamımız bu bizim. Buyurdu ki biz ehli sünnetiz diyoruz ya, işte o mezhep imamı, İmam Maturidi buyurdu ki men kâle li mukri'i zamanina, zamanımızın kurralarına kim ki derse ahsente, ne güzel okudu, inde kıraatihi, okuduktan sonra, şimdi bu Kur'an okuyor, kurra Kur'an okuyor. Ama zamanımızın kurraları ne demek? Teganni ile okuyor. Türkiye benzer okuyor. Tam içinde tecvid yok. Biraz teganniye kayıyor. Bundan dolayı kim ki bizim zamanımızın kurralarına ne güzel okudu derse yekfürü kafir olur diyor. İmam Maturidi 266. mektup.
Ve bu kafir olmaktan maksat büyük günah işler anlamında değil, bildiğin kafir olur. Onun için de vebanet minhu imraetühü, hanımı ondan boş olur. Ve ahmedallahu külle hasenatihi, Allah geçmiş bütün amellerini yakar buyuruyor. Peki ya Türkiye derse bunu? Ya Türkiye derse bitti. İlk kez duyduk değil mi bunları? Hiç görmedik değil mi bunları? Bak İslam'a şimdi. Bir anlatılan İslam'a bak. Bir de buradaki hakikate bak. O İslam öyle bir İslam mantığı ki her şeyi yap korkma diye seni öyle bir noktaya getiriyor ki İslam'dan fersah fersah uzaklaşmışsın, farkında bile olmuyorsun. İslam o değil. İslam Allah'ın dini dediğimiz bu hakikatler, İmam-ı Rabbani'lerin yolu. Tekrar ediyorum, bu asırda Hacı Süleyman Efendi cennet mekan, onun açtığı çığırdır değerli kardeşlerim. Daha bir evladına oyun şöyle dursun. Bir gün kendi kızları hazırlanmış düğüne giderken baba müsaade et de düğüne gidelim dediklerinde evladım kırmamış, gitmeyin olmaz da dememiş de almış karşısına, sizin bu halinizi melekler resimler, yarın bana gösterir, bak senin kızların buradaydı derse ben Allah'a nasıl hesap veririm? Oturmuşlar hemen. Böyle olur şuur, böyle olur ruh. İşte imam olacak insanlar, rehber olacak insanlar, her hususta seni Allah'a ve Allah'ın Resulüne götürecek insanlar. Onun için zamanının imamını bilmeden ölenler, cahiliye ölümü üzere ölürler buyuruyor Efendimiz. Ne demek bu? Öbür insanlar sizi yanlışa götürür. Din diye size farklı şeyleri yutturur. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, onlar züre şahit olmazlar. Müzik, eğlence, oyun, şu bu. وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ, bir yerde boş bir şey görseler, bir cambaz çıkmış oyun oynuyor. Veya kalkmış bir tanesi belden aşağı güldürüyor insanları. Adına stedbat bilmem ne diyorlar, ne karın ağrısıysa. Merru kirama, oraya uğramadan geçerler, güzellikle giderler oradan. Vellezine, onlar öyle kullardır ki اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, Rablarının ayeti onlara hatırlatıldığında, bak sen bunu bilmiyordun ama bu böyle, Allah'ın ayeti okunduğunda لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانَا, ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Allah'tan geldiyse عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ derler. Rahman'ın kulları bunlardır. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ وَاَبْلَغَ النِّظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْمَجِيدِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ